Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle erkek çocuklarımız için güzel bir e, süveter çalışması yapacağız. Süveterimiz biraz görüldüğü gibi büyük bir çalışma oldu. Daha küçük çalışmamızı yapmak isteyen arkadaşlarımız şu şekilde ayarlamalarını yapabilirler. Bakınız şuradaki burgular arası altışar trabzanı ben kullandım. Burada daha küçük yaşlar için eğer hemen birazcık daha küçük örmek isterseniz buradaki trabzan sayısı. 5'e düşürebilirsiniz 5 5 5 5 5 şeklinde o zaman hemen hemen şu kadar bir küçülme olacaktır daha küçük bebeklerimize yapmak istiyorsanız buradaki burgularımızın ara sayısını 4 4 4 4 olarak ayarladığınız zaman süreçlerimiz kendiliğinden küçülecektir ya da daha büyük çalışmak isteyen arkadaşlarımız birkaç tane daha trabzanımızı araya ekleyerek büyütebilirler evet şimdi ölçümüze bakalım bir tane kırmızı ipim ve mavi ipimi tam bitirmedim çok az da Beyaz ipimi kullandım. Her ikisinde de şöyle görüldüğü gibi aynı modelimizi uyguladık önde de arkada da. Omuzdan ölçerek bakıyorum 40, 39 buçuk santim. Şöyle bakınız, 39 buçuk santim e, süveterimin uzunluğu. Kol altından ölçtüğüm zaman ise 33 santim e, olduğunu görmekteyim şöyle kol altından önce yakamızı oyduk Eğer kolumuzla birlikte oyacak olursak yakamızın V'si kenar lastiği ile birlikte ta yukarıya çıkıp birazcık daha küçük olacaktı o yüzden Lütfen buna dikkat edelim önde kolumuzu oymadan iki sıra önce mutlaka yakamızı yerleştirelim kollarımızıyla yakamızın bu mavi çerçevesini ise en son örerek tamamladık her iki bölümümüzde şöyle arkamıza da bakacak olursak bakınız arkamızın da çok güzel olduğunu görmekte Önümüzde birebir aynı sayı ve aynı ölçülerde çalıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane burgu üzerine arkamızı da çalıştık. Çok hoş, güzel oldu. İpimize uygun tığımızı da kullanmayı unutmayalım. 3 numaralı tığımı kullandım ben bu iplerim için. Sizler kullanacağınız ipe ve elinizin sıklığına göre 2,5-3 numaralı ya da 3,5 kullanacağınız ipe göre ayarlarsanız çok güzel sonuçlar elde edersiniz. Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Sweaterimizi örmek için mavi renkli ipimden hemen örerek başlıyorum. 3 numaralı tığımı kullanıyorum. Sizler ipinize uygun tığları tercih ederseniz örgünüz daha güzel olacaktır. Hemen zincirimizi çekerek örgümüze başlayalım. Mavi rengimle başlıyorum lastiğimizi örmek için. Bir tane zincir için düğümümü attım. 62 tane zincir çekmeye başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 62 olunca görüşelim. Santim olarak ölçüsüne bakıyorum. 26 santim zincirimin ölçüsü. Önümüzü de arkamızı da aynı lastik ölçüsüne göre başlıyoruz. Şimdi 1 ve 2 tane geriye çekildim. Bakınız 2 geriye çekildim zincir olarak. 1 İki tane de ilave ettim tığımın başını doluyorum çekildiğim zincir içerisine gelerek batıyorum 1 2 3 daha sonra yine zincir yuvasına giriyorum sırası ile artık bütün zincirlerimizi birer birer örerek tamamlıyoruz bir defa alıyorum 3 defa da örüyorum bir defa başını doluyorum 1 2 ve 3 1 2 ve 3 zincirimizin tamamını trabzan olarak örelim son zincirimize kadar trabzanlarımızı birer birer örerek tamamladım şimdi ikinci sıramıza lastik örgümüzü yapmak için başlıyoruz 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum ve birinci sırada dümdüz ördüğüm lastiklerin bir tane yani trabzanların bir tanesini yan tarafından giriyorum ve üç defa da örüyorum bir iki ve üç diğerini sıradaki trabzanesi ardından giriyorum trabzanımızı dışa doğru itiyorum ve üç defa da bir iki üç tekrar yandan giriyorum bir 2 3 defa da örüyorum bir sonraki trabzanımı ardından giriyorum ve bu şekilde lastik görüntümüzü bir ters bir düz olarak oluşturuyoruz tekrar yandan giriyorum bir sonrakine ardından giriyorum itiyorum arka tarafa doğru yine 3 defa da çekiyorum yandan giriyorum bir İpimiz katlı olduğu için Tığımızın ucu ayırabiliyor, onu düzeltelim. Bir yandan, bir ardından lastik görüntümüzü bu şekilde ilerletelim. Kabartılı duranlar yandan girerek ördüğümüz trabzanlarımız, içte kalanlar ise ardından girip dışa doğru ittiğimiz trabzanlarımız. Bakınız, onlar da diğer tarafta kabartılı bir şekilde görünmekte. İkinci sıramızı tamamlayalım. Evet ikinci sıramızın sonuna doğru geldim. En son bakınız iki tane trabzanımız kaldı. Zincirden döndüğümüz ve yanındaki. Hemen yanındakini arkadan girmem gerekmekte. Onu örüyorum. En son zincirden döndüğüm trabzanın ise tepesine batıyorum. Bir, iki, iki defa örüyorum. Ve rengimi değiştirmek için lastik kısmında bir sıra kırmızı örmek istiyorum. Kırmızı rengimi alıyorum. İki tane olan Bakınız ördüğümüz son kapanışı kırmızı rengimle yapıyorum yani 1 2 3 mavi ipimizi buradan koparmayalım yine sadece bir sıra öreceğimiz için kırmızımız bitince orada koparalım mavimizde tekrar iki sıra daha örerek devam edelim. Tığımın başını doluyorum gördüğüm şekliyle bakınız kabartılı görüyorum yandan girerek örüyorum 1 2 3 ardından giriyorum. 1, 2, 3 sadece kırmızımızı hareket vermesi için bel kısmımıza bir sıra halinde örüyoruz. Üzerine yine iki sıra mavimizi örelim. Ve mavimi koparmadım bakınız. Buradan gelerek devam edelim. Ardından evet 5 sıra toplamda lastiğimizi örelim. Sonrasında yeniden görüşelim. Son trabzanımıza geldim. Yine zincirden döndüğüm trabzanımın tepe noktasına bir tane batıyorum tamamını örüyorum. Bir zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Ve diğer tarafa mavi ipimin bulunduğu noktaya geliyorum. Kırmızımızın en üst noktasına gelerek tığımın ucunu girdiriyorum. Mavi ipimi geçiriyorum. 1 2 3. 3 zincirimi çektikten sonra lastik örgümü bu şekilde başlatıyorum. Yine bakınız. Gördüğümüz şekliyle örüyoruz. Kabartıları yandan girerek örüyorum içtekileri ardından alarak örüyorum. Bu birinci sıra mavi üzerine bir sıra daha örelim. Sonrasında yeniden görüşelim. Toplamda 5 sıra olarak lastiğimizi ördüm ve tamamladım. 2 sıra mavimiz, 1 sıra kırmızımız, 2 sıra tekrar mavimizi ördük ve 60 tane burada trabzanımız var. Şimdi modelimizi kurmaya başlıyoruz. Modelimiz için 2 tane artış yapmamız gerekiyor modelimizin tam oturması için. Şimdi ipimi koparmıştım. İlk kenardaki zincirden çektiğim trabzanın tepesine batıyorum. Sabitliyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve ipimi şöyle alıyorum. Alttan gizlemek istiyorum. İkinci trabzanımın üzerine batıyorum. Sırasıyla trabzanlarımı örüyorum. 3 tane trabzan ördüm. Her birine birer tane battım. 3. trabzana bir tane batıyorum. Bir tane artış yapıyorum. Sadece 2 tane artışımız olacak. Birisini bu uçta yapalım. Diğerini de bitirişte yapalım. Evet şimdi hiç artış yapmadan birer birer her trabzanımın üzerine bir defa doluyorum. 3 defa da alıyorum. Bir doluyorum. 1-2-3 bir, bir doluyorum. 1-2-3 bir dolayıp 3 defa da çekiyorum hiç farklı işlem yapmıyorum bir tane artışımı bu uçta yaptım sadece sona doğru geldim son 4 tane trabzanım kaldı hemen dördüncüye batıyorum burada dördüncüye batmamızla üçüncüye batmamızın hiçbir farkı yok yani artışımızı nerede yaparsak yapalım hiç fark etmez modelimizin kurulumunun tam olması için bir tane trabzan artmaya ihtiyacımız var sadece yani 3 de olmuş 4 de olmuş fark etmez bir diğer taraftan bir de bu taraftan arttım bir zincirimi çekiyorum bütün trabzanlarımı ördükten sonra bakın bir uçtan diğer uca kadar dümdüz örerek geldim örgümün arka yönünü çeviriyorum ilk trabzanımın şuradaki minik gözünün içerisine çekmiş olduğum bir zinciri batarak sık iğne yapıyorum İkinci trabzan üzerine batarak sık iğnemi yapıyorum. Sadece sık iğne örüyorum. Bütün trabzanlarımızı birer sık iğne tepelerine örerek tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar birer tane sık iğne örerek geldim. En son trabzanımın üzerine bir tane batıyorum ve sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum bir sıramız trabzan ikinci sıramız sık iğne olarak ördük ve hep bu şekilde devam edecek bir sıramızda trabzanımızı ikinci sırada mutlaka tersten düz yöne gelirken sık iğnelerimizi öreceğiz bu sıramızda modelimizi uygulamaya başlayalım zincirden oluşan ilk trabzanımızı ördüm tığımın başını bir defa doluyorum hemen ikinci sık iğnenin bakınız trabzan üzerindeki sık iğnenin tepesine batıyorum 1 2, 3 defa da alıyorum. Tığımın başına 2 trabzanımı ördükten sonra 2 defa doluyorum ve hemen öndeki 3 tane trabzan üzerinde işlemimi yapmaya başlıyorum. Burada bu 3 trabzanımızda bakınız 2'yi ördüm. Öndeki hemen 3 tane trabzanın önce ikinciyi öreceğim, sonra üçüncüyü, en son birinci trabzanımı örerek e, tamamlayacağım modelimizi bu şekilde korumuş olacağız. 2 defa tığımın başını doladım. İkinci bakın birinci trabzanı atlıyorum. İkinci trabzanı yandan ana gövdeden girerek ipimi çekiyorum. İki defa dolamış olduğum ilmeğimi şöyle ipimi biraz da rahatlatarak ikişer ikişer örüyorum. Bir, iki, üç. İkinciyi ördüm. İki defa başını doluyorum. Bakınız üçüncü trabzanıma yine giriyorum. İkişer ikişer bir, iki, üç defa da örüyorum. Birinci burada kaldı. Önce ikinciyi sonra üçüncüyü ördüm. İlk trabzanımıza ise yeniden başını doluyorum. Yine yandan şu şekilde giriyorum. İkişer ikişer örüyorum. Bir, iki, üç. Evet modelimizin temelini oluşturacak kurulumumuzu yaptık. Üç trabzan üzerine kurduk. Şimdi ara bölümlerini örmeye başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Örmediğim ilk trabzanımın şöyle bakınız ilk trabzanımın tepesine gelerek batıyorum. 1, 2, 3. Tekrar diğerine batıyorum. Aradan 6 tane trabzanımı sık iğnelerin içerisine girerek örüyorum. Bir defa doluyorum. 1, 2, 3, 2, 4, 5 tane oldu. 6. da örüyorum. Her bir modelimizin yani burgumuzun arasında 6 tane trabzanımız olacak. 2, 4 ve 6. Bir dolayıp 3 defa da çekiyoruz. Şimdi buradaki burgumuzun aynısını sıradaki trabzanlarım üzerinde uyguluyorum. 2 defa tığımın başını doluyorum. Bakınız batmış olduğum trabzanım şu şekilde şurada. 3 tane trabzanımı görmekteyim. Önce ikinciyi sonra üçüncüyü sonra birinci trabzanımı örüyorum. Dolamış olduğum tığımı 2 defa İkinci bakın birinci atlıyorum. ikinciye yandan giriyorum. İkişer ikişer örerek 3 defa da kapatıyorum. 2 ve 3. Tekrar 2 defa doluyorum. 3. trabzanıma giriyorum. İkişer ikişer örüyorum. 2 i̇ki ve 3. Tekrar 2 defa doluyorum. İlk trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi Hemen örmediğim ilk trabzan bakın burayı ördüm. Örmediğim ilk trabzana batıyorum. Bir defa başın dolayı. 1, 2, 3. Bir doluyorum. 1, 2, 3. Bir doluyorum. Sırasıyla 6 tane trabzanımı örüyorum. Her modelimizin arasına 6 tane trabzanımızı yerleştiriyoruz. 2, 4, 5, 6. örüyorum. Yeniden kuralım. 6 tane trabzanımızı ördükten sonra bakınız şuradan. Şu üç tane trabzanın üzerinde işlemimi başlatıyorum. İki defa doluyorum. Birinciyi atlıyorum. İkincinin yandan giriyorum. İkişer ikişer alıyorum. İki defa doluyorum. Üçüncüye yandan giriyorum. İkişer ikişer örüyorum. Tekrar iki defa doluyorum. Atlamış olduğum ilk trabzanıma yandan giriyorum. Biraz rahatlatıyorum ipimi. İkişer ikişer örüyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Hemen yanındaki ilk trabzanımın tepesinden 1, 2, 3 batarak 6 tane trabzanımızı araya örüyoruz. Ve işlemlerimizi bu şekilde tekrar ederek sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Araya 6 tane trabzan, 3 trabzanın üzerinde işlemimizi yapıyoruz ve sıra sonunda yeniden görüşelim. Sıramızın sonuna kadar modelimizi kurdum. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane modelimizi uyguladık. 2 trabzan sağ tarafta, 2 trabzan da sol tarafta oldu. Aralarda da 6 trabzanımızı ayırdık. Evet şimdi ikinci sıramıza yani modelimizi kurduktan sonraki ikinci sıramıza başlayalım. Bir önceki trabzan üzerinde yapmış olduğumuz işlemimizi yapıyoruz. Arka yönden gelirken yine bütün trabzanlarımızın üzerine birer sık iğne örerek arka yönü tamamlayalım. Şimdi en son trabzanın üzerine bir tane zincirimi bu yönde çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk trabzanımı batıyorum. Sonrasında bütün trabzanlarımı, burgularımı da sırasıyla bakınız sık iğnelerimi örerek uç noktaya doğru ilerliyorum. Modelimizin arka tarafı burası. Yapmış olduğumuz bu işlemimizi yaka ayrımına kadar bu şekilde örerek ilerleyeceğiz. Ama ikinci kez modelimizi sizlerle birlikte yeniden kuralım. Uça kadar ilerleyelim. Arka taraftan birer sık iğne örerek geldim en son sık iğnemin üzerine batıyorum ve buradan 1 2 3 tane zincirimi çekerek örgümün ön yüzünü çeviriyorum ve yeniden buradaki görmüş olduğumuz burguların üzerine yeni burgular yaparak örmeye devam ediyoruz tığımın başını doluyorum ikinci trabzanımın üzerindeki sık iğnenin içerisine girerek bir dolayıp 3 defa da çekiyorum ve hemen burguma geliyorum burgumu gördüğüm zaman iki defa tığımın başını doluyorum İkinci burgudan yani ortadaki burgudan başlıyorum. Birinciyi atlıyorum. İkinci burguya yandan giriyorum. Biraz uzatıyorum. Bir, iki ve üç. Tekrar iki defa doluyorum. Bu kez üçüncünün yandan şu şekilde giriyorum. Biraz ipimi rahatlatıyorum. Bir, iki ve üç. İki defa doluyorum. Yandan giriyorum. İlk trabzanımıza bakınız. Yandan girerek bir, 2 ve 3. İkinci burgumu da birinci burgum üzerine koyuyorum. Sonrasında arada 6 tane trabzanımız var. Her birinin üzerine bir defa dolayarak batıyorum. 3 defa da çekiyorum. 6 trabzanımızı yine ördüm 2 4 6 bakınız zaten biri bir devam edecek tekrar iki defa başını doluyorum ortadaki trabzanımıza yandan giriyorum ikişer ikişer çekiyorum iki defa doluyorum üçüncüye giriyorum ikişer ikişer alıyorum son olarak iki dolayıp ilk trabzanıma girerek üç defa da çekiyorum tığımın başını bir defa doluyorum aradaki altı trabzanımı 3 defa da örüyorum ve sıra sonuna kadar işlemimizi bu şekilde tekrar ediyoruz arkadan da sık iğnemizi örerek gelelim arkadan sık iğnelerimi örerek geldim bakınız son iki tane sık iğnemi örüyorum en son sık iğnemi ördüm bir defa aldım buradan rengimi değiştirmek istiyorum beyaz rengimle bir sıra örmek istiyorum geçişi beyazımızda yapalım ipimi koparmıyorum 1 2 3 tane zincirimi çektim ve örgümü çeviriyorum bakınız 1 2 3 sıra kırmızımızı ördük ve her birinin üzerine birer sırada sık iğnelerimizi örerek tamamladım şimdi beyaz ipimi bağladım bir tane zincirimden trabzanımı ördüm beyaz ipimi şöyle arkaya alarak gizliyorum ikinci trabzanımı bir dolayıp 3 defa da alıyorum tığımın başını iki defa doluyorum ikinci sıradaki trabzanıma yandan giriyorum 1 2 3 2 defa doluyorum bir sonraki trabzanıma geçişimi yapıyorum 1 2 3 2 defa doluyorum ilk trabzanıma yandan girerek örüyorum ikişer ikişer alıyorum sıramın başını doluyorum 6 tane trabzanımın her birine birer birer örüyorum 1 2 3 4 5 ve 6 6 trabzanımı ördükten sonra yeniden 2 defa doluyorum ortadaki trabzanımın yandan giriyorum ikişer ikişer örüyorum ve bu şekilde bakınız gayet kolay iki sırada modelimizi tamamlıyoruz bir sıra trabzanımız bir sırada sık iğnemiz arka yönden bu sıra üzerine istediğimiz ölçü olana kadar örmeye devam edelim tüy evet, terimizin ön kısmını örerek büyülttüm ee, ve yaka açmak için yeterli ölçüye geldik. Öncesinde sayalım. İlk kırmızı sıramızdan itibaren saymaya başlıyorum. 1 2 bakın sık iğne sırasını saymıyorum. Sadece burgu yaptığımız kısımları sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Toplamda 11 sıra ördüm. Beymisi kolumuzu kesmeden önce açalım. Birazcık daha derin olsun, daha güzel dursun. Bakın kolumuzu açmadım. Şimdi 12. sırama başladım. 12. sırama başlayınca 3 tane sol tarafta, 3 tane sağ tarafta burgumuz kaldı. Tam ortadaki bulunan bölümden ve sadece ön yüzden keserek işlemimizi devam ettireceğiz. Sadece ön yüzden kesiyoruz. Arkadan zaten sık iğne örerek ilerliyoruz Trabzanlarımı örerek geldim. 5 tane trabzanımı ördüm ve tam ortadaki burgumun yanındayım. 3 tane kenardan ördüm. Diğer taraf kaldı. ve açacağım yerdeyim. 5 tane trabzanımı ördüm. Normalde 6 tane trabzanımızı örmekteydik. 5'ini ördüm. Şimdi 6. ile kesme işlemimi başlatıyorum. Bakın 2, 4, 5 tam olarak ördüm. Tamı başını doluyorum. Orta merkezdeki trabzanımı görmekteyim. Hemen 6. trabzanımı bir defa başını doluyorum. İki defa da örüyorum. 3. kez çekmeden bekletiyorum. Ve buradaki burgumun ilk bacağına geçiyorum. 1 2. Bakınız, iki defa da aldım, 3. kez almadım ve her ikisini aynı anda kesiyorum ve bir tane eksilme yapıyorum. Bu taraf kalıyor. Artık sadece sağ omuzumuzu örerek ilerliyoruz. Şöyle kontrol edelim bakınız. 2 4 5 altıncıyı bir tane ilmek ortadan alarak kestik ve kesme işlemimizi her zaman düz önden yapıyoruz arkadan zaten sadece sık iğne olarak öreceğiz Evet bir tane zincirimi çekiyorum ilk kesmemi yaptım ve devam ediyorum hemen dibine batıyorum Sık iğnemizi örerek sıra başına kadar gelelim. Daha sonra trabzanı örerek e, yine bu trabzanlarımızın olduğu yerde yeniden görüşelim. Ön yüzden tekrar örerek geldim. Yakamızın bulunduğu noktanın hemen yanındayız. Ve e, yeniden kesme işlemimizle devam ediyoruz. Tığımın başını doluyorum. 1 2 Son iki trabzan kalana kadar şu 2 bir olarak sayıyoruz. İkisini aynı anda aldığımızı ve yanındaki trabzanı örüyoruz. Bakınız, Her ikisini tekrar örerek azaltıyoruz. Yani bir trabzana indiriyoruz. ama başını doluyorum. Daha önceki sırada kesmiş olduğum trabzanımın da üzerinden giriyorum. İki defa örüyorum ve tek seferde çekiyorum ikinci kesme işlemimi de ön yüzden yaptım bakınız aşağıdan sayalım 2 4 6 kestiğimizle birlikte 7 tane trabzanımız var bir üst sırada 2 4 kestiğimizde birlikte 6 bu şekilde kontrollerinizi yaparsanız her sırada bir tane eksilme olacak ve trabzanımızın olduğu yerden eksilmemizi yapıyoruz sık iğnemizin olduğu sırada herhangi bir işlemimiz yaka kesmede yok şimdi bu tarafa doğru ilerleyelim ve artık kolumuzu da keselim yakamızı daha önce kestik. Evet. Şimdi dönüyorum. Hemen dibine batıyorum ve birer birer sık iğnemi örerek uç noktaya doğru ilerliyorum. Sık iğnelerimizi örerek en son noktaya kadar geldim. Bir tane zincirimi çekiyorum ve örgümü çeviriyorum ve şöyle yerleştirerek şöyle beraber bakmak istiyorum. Şöyle görelim bakınız. Yakamızı ayırdık. Toplamda kırmızımızın 3. sırasındayız. 3 sırayı tamamladık. 4. sıranın başlangıcındayız. Artık kolumuzu da keselim. Kolumuzda iki tane trabzanımız vardı. Burada iki trabzanımızı ve şuradaki burgu yapmış olduğumuz sıranın hepsini keselim. 6 tane trabzanımızdan başlayarak devam edip yine buradan V'mizden ilmeğimizi keserek devam edelim. Tek seferde kolumuzu keselim. Önce Yakamızı ayırdık. Bakınız iki sıra ördükten sonra kolumuzu yakamızın daha derin olmasını istiyoruz. Çünkü lastiğimizi ördükten sonra yukarısı kapanıyor. Çok kapalı olmasın. Evet şimdi bir tane zincirimi çekmiştim. İlmeğimi kaydırarak iki tane trabzanımı ve toplamda burada üç burgumun hepsini kaydırarak kesiyorum. Şöyle bakın. Bir. 2 3 4 5 6 ve geçiyorum. Trabzanın bulunduğu yerin üzerinden devam ediyorum. 1 2 3 birer birer trabzanlarımızı örelim. 6 tane kenar trabzanımız olsun. Kolumuz için bu oyuntu yeterli olacaktır. Evet. Devam ediyorum. Şimdi yakamızdan halen keseceğiz. 2, 4, 6 trabzanımı ördüm, burgularımı yapıyorum. Evet, yine kesme sıramızdayız. Son iki tane trabzanımızın bulunduğu noktadayım. batıyorum 2 defa örüyorum. Son trabzanımın tepesine batıyorum, 1 2 defa alıyorum, eksiliyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Yine kontrol edelim. Bakınız, 3, 6'yı da burada bakalım. 3, 5. Mutlaka siz kontrollerinizi yapın. Hani ola ki fazla bir yere batarak buradaki V'mize de sorun olmasın. Hiç sorunsuz bir şekilde devam edelim. Kontrolden hiçbir zaman zarar gelmez. Aynı bu şekilde birkaç sıra daha keselim. Bir trabzanımız kalana kadar keselim. Hemen burgumuzun yanında bir tane trabzanımız kalınca yeniden görüşelim. Bir tane trabzanımız kalana kadar kestim. Bakınız iki trabzanımı aynı anda kestim. Şöyle görelim. Şimdi burgumu yaptım. Bir tane trabzan olarak örüyorum. Bakınız birer birer şu şekilde kesme işlemimiz ne kadar belli bakınız. Birer birer azaldık ve en son bir trabzanımıza kaldık. Bir trabzanımızın üzerine bir tane sık iğnemi yapıyorum zincirimi çekip. Birer birer örüyorum ve yeterli ölçü olana kadar artık kesme işlemi Yapmıyorum. Yeterli ölçüme kadar örmeye devam ediyorum. Önümüzün bir parçasını yeterli ölçüye ulaştım ve kestim. Kol kesimimizden sonra sayalım kaç sıra ördüğümüzü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra ördük ve tamamladık. Şimdi diğer önümüzü de aynı şekilde keserek ayırmaya başlayalım. Şuradan başlıyoruz. Diğer taraftan değil. Bakın örgümüz bu şekilde gelmişti. Buradan geri dönmüştük. Hemen bir tane zincirimi çekiyorum. Ve örmeye başlıyorum. Bir tanesini almıştık. Bakınız kenardaki trabzanımızın birini almıştık. Burada bir iki yine şu ortadaki kalıyor. Kenardaki trabzandan almaya başlıyorum. Bakınız ortadakini burada bırakıyorum. Bir taneyi örmüyorum. Hemen ikinci trabzandan örmeye başlıyorum. Sabitliyorum. 1 2 3. 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Diğer tırabzanımı hemen ipimi de altından gizliyorum. 1 2 iki, ve 2 iken şöyle çekelim. Burada ilk kesmemizi yapmış olalım bakınız. Buradan 2 aldım ki burayı 3 ördüğüm için, burada başladığımız için. Bakınız bir tane Trabzanımız oldu. Şimdi yani ilk kesme işlemi bu şekilde başlattım. Birer birer örerek ilerliyorum. İpimi de alttan gizliyorum. Şöyle görelim bakınız şuradan itibaren ayırdık 2, 4, 6 kestiğimizle 7 idi 2, 4, 6 bir tane daha trabzanımı örüyorum 7 bakın lütfen buna dikkat edelim her iki yanda eşit olsun birisi 8 birisi 7 olmasın 2 4, 6 kesmiş olduğum trabzanla birlikte 7 idi. Bakınız burada da kestiğim trabzanımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi burguma başlıyorum. Burgumu örüp sıramın başına kadar gelip arkasından sık iğne ile tekrar örüyorum. Ee, Ördükten sonra kesme işlemimizde yeniden birlikte olalım. Yani trabzan öreceğimiz zaman yeniden birlikte olalım. Şimdi uç noktaya kadar devam ediyoruz. Buradaki bakın kol kesim yerimizde ee, yeniden birlikte olacağız. 3 sıra trabzanımızı ördükten sonra aşağıdaki birinci bu ikinci sıramız. Evet şimdi uca kadar örüyorum. Arkasından sık iğneyi örüp gelelim ve sonrasında görüşelim. Arkadan sık iğnemi örerek geldim. Kesmiş olduğum trabzanın üzerine bir tane sık iğnemi örüyorum ve bir iki üç tane zincirimi çektikten sonra yeniden örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başını doluyorum hemen yanındaki trabzana bir iki ve aynı anda şöyle kapatıyorum aynı anda çekerek kapadım bir tane eksildim birer birer devam ediyorum karşı tarafta yapmış olduğumuz işlemin aynısını tekrar ederek her bir sırada birer eksilerek yukarıya doğru yani bir tane trabzan kalana kadar devam ediyoruz. Bir trabzanımızla da kaldıktan sonra da sayımızı biraz önce vermiştik. Sizler yeterince omuz sırası sayısına yani omuz uzunluğuna ulaştıktan sonra kesebilirsiniz. Şimdi buradan bir tane eksilme işlemimi yaptım. Tekrar kontrol edelim. Bakınız aşağıda 2, 4, 6, 7 idi. Burada sayıyorum. 2, 4, 6. Bakınız. Şimdi vurgularımı yapıyorum. Uç'a doğru ilerleyelim ve dönüşte kolumuzun artık kol kesim yerimizi de çalışalım. Sonrasında sadece yakamız devam etsin. Evet diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi 3 sıramızı tamamladıktan sonra burada hem kenardaki 2 trabzanımızı burgularımızı kesiyoruz. Şuradaki 6 trabzanımızı örerek devam ediyoruz. Kolumuzu yine buradayız bakınız aynı şekilde keserek ilerleyelim. Ön trabzan sıramı ördüm. Bir tane zincirim çekiyorum. Örgümün arka yönünü çeviriyorum. Hemen dibine batıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. İkinci trabzanıma batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Burgularımın ilkine burgumun ikincisini örüyorum. Burgumun üçüncüsünü ördüm. Ve düz trabzanımın ilkini ördüm trabzanımın üzerine kadar geldim şimdi trabzanımızın üzerinden bir tane zincir çekiyorum bütün trabzanlarıma yani altı trabzanıma birer birer batarak ilerliyorum ve burada kesmiş olduğum işlem kaydırdığım bölümler burgumuz ve kenardaki iki trabzanımız altı trabzan aynen devam Evet şimdi yakamıza doğru ilerleyelim sona kadar geldim kesmiş olduğum ilmeğim ve yanındaki bakınız bir tane yanındakine ve bir tane de kesmiş olduğum ilmeğimizin yani trabzanlarımın üzerine batıyorum 1 2 3 zincirimi çekiyorum hemen yanındaki trabzanımı batıyorum 1 2 iki, ikisini aynı anda alıyorum ve devam ediyorum birer birer örmeye Artık kolumuzu kestik ve burada yakamızı yine aynı şekilde keselim ve tamamladıktan sonra yeniden görüşelim. Sviterimizin arkasına da aynı ölçülerde başlamıştım. Hiç farkı yok. Önümüzde birebir aynı şekilde başladık. 7 tane burgumuzu yerleştirdik ve kenarlarda ikişer trabzanımız ve hemen birer burgularımız var. Ee, ön tarafta yakamızı kestiğimiz zaman hem kollarımızı hem yakamızı kesmiştik. Kolumuzu daha sonrasında kesmiştik hatırlarsanız. Şimdi 3 sıra kırmızı trabzanın sıramızı örerek tamamladım. Ee, Buradan hem iki trabzanımı hem de burgularımın olduğu bölümü kesiyorum, altı trabzanımı bırakıyorum. Bu taraftan da aynı şekilde iki trabzanımı ve burgularımı kesiyorum. Altı trabzan grubumda buradan itibaren arayı komple yukarıya doğru örüyorum. Sadece çok e, yeteri kadar büyüdükten sonra e, omuzlarımız için olan bölümümüzü ayırıp ensemizi de yine keseceğiz birkaç sıra orada yeniden göreceğiz. Şimdi arkamızı keselim arkadaki ilmeklerimizi zincirin bir tane çektim diğer trabzanın üzerine geçiyorum kaydırıyorum diğerine kaydırıyorum bakınız birer birer kaydırarak ilerliyorum ve burada trabzanımın üzerine geldim 1 2 3 birer birer trabzanları örüyorum altı trabzanımız kenarda kalacak bu kadar kol oyuntusu bize yeterli olacak Evet burgularımı örüyorum. Diğer uçta görüşelim arayı ördükten sonra. Evet kesme işlemini yaptım. Birer birer bakınız trabzanlarımız ve burgularımızı örerek geldim. Son 6 tane burgumu ördüm. Diğer tarafa geçişimi yapmıyorum. Kol oyuntusu olarak kalıyor. Bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Ve aynı işlemlerimizi tekrar ederek kolumuz oyuntusundan sonraki bölümümüzü büyütmeye devam ediyorum. Kolumuzu kestikten sonra arkamızı örmeye devam ettik ve kol oyuntusundan sonra kaç sıra ördüğümüze birlikte bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıramızı ördük sadece oyuntudan sonra diğer tarafta bir sıra daha ördüm. Onu da şurada yaka kesintisi yakamızı bakınız oyuntu halinde bıraktım. Omuzumuzu birazcık yükselttim. Ee, Ön parçamızın birebir aynı sayıda bu tarafı da çalıştım yani kolumuzu çalıştım. Bir tane hemen burgumuzun yanına trabzanımız ördüm. Diğer taraflar zaten birebir aynıydı. Şimdi bir omuzumu yaptım. Diğer omuzumu da sizlerle birlikte çalışmak istiyorum. Hemen bir tane zincirimizi çekelim. Şimdi ipim düğüm olmuş onu koparıyorum. Bir zincirimi çekiyorum oyuntu bırakalım. Çok fazla bırakmamıza gerek yok. Çünkü V'mizi zaten derin yapmıştık. O yüzden buradaki arka kısmı ense için oyuntumuzun fazla olmasına gerek yok. Bu tarafı ben örerek yaptım. Bir tane sık iğne ile bitirdim. Şimdi şurayı ensemiz için bırakıyoruz altı trabzanımız ortadaki bölümümüzü bırakıyoruz yan taraftakini bırakıyoruz yan taraftan sadece bir trabzan alıyoruz bakınız diğer taraftan da aynı bir trabzan alıyoruz hemen burguyla başlıyoruz arayı bırakıyoruz bu taraftan da bir trabzan alıyorum ve burgumla hemen başlıyorum şöyle bir trabzanın tepesine giriyorum bu yönden örgümü götürüyorum 1 2 3 2 ve 3 trabzanımı ördüm hemen iki defa doluyorum burguma başlıyorum doluyorum Aradaki trabzanlarımı örüyorum. Altı trabzanımı. bir sıra ördükten sonra üzerine sık iğne ile tamamlıyorum şu şekilde olacak bakınız bir tane trabzanımız bir burgumuz altı trabzanımız burgumuz ve altı trabzanımız olacak üzerine de sık iğnemizi öreceğiz Ve süeterimizin arkasında bu şekilde tamamlamış olacağız Trabzanımızı bitirdikten sonra sık iğnemizi de örerek geldim. En son sık iğnemi tamamladım ve omzumu bitirdim. Bir zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Ve arkamızı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Her iki parçamızı da gayet güzel bir şekilde bitirdik. Şimdi e, ikisini de üst üste bırakıp dikme işlemimizi yapalım. Bakınız dikme işleminde ise şöyle ön yüzünü önümüzün çeviriyorum. Bakınız gayet güzel oldu. Hem beyimiz gayet şık oldu. E, Renklerde çok hoş durdu. Şimdi ön yüzü çevirdim. Üzerine arkayı bırakıyorum. Zaten birbirinin e, çizgili olduğu için sıraları çok belli dikiş yapmamız gereken yerler. Her ikisinin ön yüzünü üst üste bırakıyorum. Ve önce yanlardan dikmeye başlıyorum. En güzel şekliyle nasıl dikecekseniz o şekilde dikelim. Omuzlarımızı da zaten birebir eşit olarak ayırdık. İsterseniz tığlayabilirsiniz. isterseniz e, görülmeyecek yani ön tarafa e, hissedilmeyecek şekilde dikme işlemimizi yapalım. Bakınız omuzumuz burası arka. Önümüzde de yine aynı işlemimiz. Bir tane trabzanımız, iki burgumuz, altı trabzan burgumuz, altı trabzanımız şekliydi e, ayarlamıştık omzumuzu da dikelim. Daha sonrasında yeniden görüşelim. Yani bütün kenarlarımızı dikmemiz gereken bütün etrafını dolaşalım. Sonrasında yakamızı ve kollarımızı örmek için yeniden birlikte olalım. Süveterimizin dikiş işlemini yaparak tamamladım. Gayet güzel oldu bakınız. V'imizin olduğu noktayı görmekteyiz. Kolumuz birazcık daha yukarıda kaldı. Şimdi hem kollarımızı hem de V'imizi tığlama işlemine başlayalım. Ben içerisinde kullandığım mavi renkle hem kollarımızı hem de yakamızı çalışmaya başlamak istiyorum. İlk önce bir tane zincir çekerek ipimize düğümümüzü atalım ve hemen çalışmaya başlayalım. İlk kesmiş olduğumuz işlemimizden bakınız. Şuradaki trabzanımıza giriyorum. Şuraya bakın. Şöyle yakından görüp birinci trabzanımıza giriyorum. Şuraya ve oraya iki tane trabzanımı örüyorum. Sabitliyorum. Bir, iki, üç. Üç tane zincirimi çektim. İpimi alta gizledim. 1 2 3 defa da alıyorum diğer ikinci sıradaki trabzanıma geçiyorum 1 2 3 yine 1 2 3 3 defa da çektiğim iki trabzanım örüyorum İpimi de alttan yürütüyorum tığımın başını bir defa doluyorum bu kez bir ilerideki trabzanımın bulunduğu noktaya geçiyorum 1 2 3 defa da alıyorum 1 2 3 tekrar tığımın başını doluyorum bir ileriye geçiyorum şuraya 1 2 3 1 2 3 tekrar tığımı başını doluyorum bir ileri trabzanıma geçiyorum her trabzanımıza ikişer ikişer batarak ilerleyelim. Yakamızın bulunduğu noktaya kadar ikişer trabzanlarımızı örerek geldim. Hemen burgumuzun yanında birer trabzanlarımız vardı. Bakınız her birine ikişer tane trabzanımızı ördüm. Şimdi tam e, dikişimin bulunduğu yerdeyim. Sağındaki ve solundaki dikişin tam sağındaki ve solundaki sık iğnelerimize birer tane trabzanımızı örelim. Burayı çektirmeyelim. Ve sonrasında yine Buraya iki tane trabzanımı örüyorum. Bir, iki. Ve dönüyorum. Şöyle arkamızdaki olan bölümlerin hepsine birer birer trabzanımı örüyorum. Bakınız, trabzanımı tepesine batıyorum. Birer birer örüyorum. Hiç atlamıyoruz. Her birine bir tane trabzanımı örüyorum. Burası ense boşluğumuz. Bir dolayıp üç alalım. 3 defa da alalım. Şöyle görelim. Evet ilerleyelim. Yine yaka bölümümüze geldim. Bakın yaka bölümümüzden e, buradaki ön kısma geçiş noktasına geldim. Bir tane trabzanımı ördüm. Hemen sık iğnemin içerisine bir trabzan örüyorum. Tekrar ön kısımdan ikişer ikişer aşağıya doğru iniyorum. İkişer ikişer doluyorum trabzanıma geçiyorum eliniz sıkı ya da gevşekse arada bir tane fazla da yapabilirsiniz yani kasmasına göre ipiniz ince ise az gelebilir iki trabzan 1 3 1 2 yapabilirsiniz ya da iki defa üst üste 2 yapıp arada bir 3 yaparak ayarlayabilirsiniz Evet bakın şöyle göstermek istiyorum etrafımızı toparlayarak uç noktaya doğru ilerlemekteyim. Evet yakamızın en son noktasına kadar geldim. Şimdi yandaki ilk şöyle görelim trabzanımızın bulunduğu yeri iki tane trabzanımızı ördüm. Şimdi dikkat edelim. Tığımın başını doluyorum. Şu arada kalan yani trabzanımızın dibine bir tane trabzan örüyorum. Ve bir sonraki yandaki bakınız trabzanımıza bir tane daha örüyorum. 3 tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum ve yaka lastiğimizi başlatıyoruz. Sıradaki trabzanı yandan giriyorum. Zincirimizin üzerindeki birinci trabzanımızı sayıyoruz. İkincisine yandan giriyoruz. Bir sonrakini ardından yine yandan sırası ile lastik örgümüzü bu şekilde örerek bütün mavi trabzanlarımızı bitiriyoruz. Bir ardından giriyorum. Bir yandan. Ardından yandan yakalastığımızı bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi devam edelim. Son trabzanımıza varana kadar bir yandan bir ardından alarak geldim. En son zincirden oluşturduğum trabzanımın tepesine batıyorum. Direk tepesine batıyorum. 1, 2, 3. Bir tane zincirimi çekiyorum. İpimi biraz dikmek için şöyle uzaktan kesiyorum. Ve yakamızı bu şekilde iki sırada örerek tamamlamış oluyoruz. Şöyle uzatmış olduğum ipimle yakamızı dikiyoruz. Şöyle görelim. Evet şimdi kollarımızı da yine aynı şekilde örerek başlayalım. Bir tane zincirimi çekerek tığıma düğümümü atıyorum. Kol altından giriyorum. Tam dikişimin olduğu yerden girdim. Hemen yanından bakınız. Dikişimi sıkı yaptığım için 1, 2, 3. Yandaki trabzanıma batıyorum ve ipimi de gizliyorum. Bir sonraki trabzanıma batıyorum. Bir trabzan atlayıp diğer trabzana geçiyorum. Kol altını çok fazla doldurmayalım. Yan tarafa geçiyorum. Bir ve iki. Diğer bir, iki. Bütün trabzanlara ikişer ikişer örüyoruz. Ama ipiniz ince ise kasacaksa İki trabzan, trabzanımızın içerisine bir tane de sık iğnemizin içerisine yapabilirsiniz. Onu e, ipinizi ya da e, büzmesine göre ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz şöyle araya da tam sık iğnemin bulunduğu noktaya da bir tane trabzan çalışıp iki tane trabzana bir tane sık iğneye şekliyle de yapabilirsiniz. Ben bunu sökmek istiyorum çünkü ipimiz benim e, kullandığım ip dolgun olduğu için iterli olacaktır. Zaten toparlayan bir kol çevresi istiyorum. O yüzden ikişer trabzan gayet rahat yeterli olacaktır. Tabi sizler duruma bakıp ayarlayabilirsiniz. Bunu da iki sıra yani kollarımızın her ikisini de iki sıra örerek tamamlıyoruz. Tam omuza geldim. Dikişimin bulunduğu yere. Omuzumuzun geçiş noktasında arayı açmayalım. Hemen sık iğnemin bulunduğu noktaya gelerek bir tane batıyorum. Ve diğer taraftaki sık iğneme de batıyorum. Güzel görülmesini istiyorum omuzumun. Bakınız şu şekilde. Omuzumuzun sık iğne ve trabzanlarını örerek ayarladım. Şimdi ikişer ikişer kol altına kadar ilerliyorum. Birinci sıramızı örerek tamamladım. Şimdi ikinci sıramıza geçiş yapalım. Ben buradaki ilk trabzanıma şöyle yanından giriyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. Bir sonraki trabzanı yandan girerek örüyorum. Bir diğerini ardından. Yandan. Ardından iki sıra yani birinci sıramızı ördük bu ikinci sıramız iki sırada yeterli olacak başlangıç noktamıza kadar aynı işlemimizi yaparak gelelim diğer kolumuzu da aynı şekilde örelim ve süiterimizi tamamlayalım bütün trabzanlarımı ördüm yine ilk trabzanımıza geldim hemen şöyle arasına giriyorum bir ile ikinin ilmeğimi geçiriyorum bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi keserek Kalan ipi içeriye gizleyelim. Aynı şekilde diğer kolumuzda çalışalım. Evet sevgili arkadaşlar, her iki kolumuzu da ördükten sonra süveterimiz kullanıma hazır hale geldi. Bir çalışmamızı da sizlerle bu şekilde tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.